Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Acaba başbakanımızı Antakya'ya değil de Akça'ya mı getirseydik? Türkiye dizlerinde derman olan bir ülke. Türkiye'miz bugün denizlerin altından tren götüren, denizin üzerinden otoyol yapan, şu dağları delip tüneller açan, uzaya haberleşme uydusu gönderen, savaş gemisini, helikopterini, tankını, topunu, füzesini yapan büyük bir ülke. Hayırlı uğurlu olsun. 30 Mart akşamı Allah nasip ederse gümbür gümbür geliyoruz, gümbür gümbür. Bu ülkedeki yasakları bitirdik. Bu ülkede düşünmek yasaktı. Bu ülkede şiir okumak yasaktı. Bu ülkede kızlarımızın başörtüyle üniversitelere gitmeleri yasaktı. Tamamına son verdik. Enderun bugüne kadar oruç tutuyordu, oruç. Ankara neredeyse İskenderun karşısındaydı, öyle mi? Artık hoca ezanı okudu biraz önce. İftar açmanın vakti gelmedi mi? Bu oruca bir son veriyoruz. Sahur geçti kardeşim. Bayram geldi kardeşim. Artık Ramazan bitti. İskenderun Ankara'yla, büyük şehirle aynı istikamete gelecek ve ilk defa İskenderun'la Büyükşehir ve Ankara AK Parti çatısında birleşecek inşallah. Allah nasip ederse seçimlerden sonra gelip ilk çorbamızı Akçay'da içeceğiz. Evladınız karşınızda. Ve daha önce çocuğu karşınızda. Allah nasip ederse, Allah nasip ederse 30 Mart'ta hep beraber Allah'ın izniyle belediyenin önünde bu bayramı kutlayacağız. Hazır mısınız? Artık bu sahipsizlik bitecek. Artık bu dağın eteğindeki beldelerim, köylerim hepsi, İskenderun'da ne varsa, belediye evlerinde, sahil evlerinde, Piri Reis'te ne varsa burada daha fazlası olacak. Ben buna söz veriyorum. İnanın bu son fırsatımız. 30 Mart inanın bir referandum, bir milat takvimi, İskenderun'un yeniden yapılanması, bu kentlerin, bu kasabamızın, buradaki beldelerimizin, köylerimizin yeniden şahlanacağı gün. 30 Mart'ta bu zaferi bizlere yaşatacak mısınız? Yıl içerisinde bu beldelerde, bu köylerde bir tane işsiz kalmayacak. Bir tane. 65 bin iş olacak. Hayırlı olsun. Ve suyu, atık su projesi, buraya çok amaçlı bir merkez, bir taziye evi, bir spor kompleksi, kadınlar için spor merkezi, Allah sizi inandırsın. Hepsini yapacağız, hepsini. Artık Akçay'da bir sahil evlerden farkı olmayacak. Orhan Tepe'nin farkı olmayacak. Güzel köyün bir farkı olmayacak. Ama bunun için çok çalışmasında konumuz, komşumuz, şehirde, beldelerde, köyde, nerede bir tanıdığımız varsa Allah rızası için, İskenderun için, geleceğimiz için, bu çocuklarımızın, bu gençlerimizin geleceği için ben sizlerden rica ediyorum. İskenderun, Akçay artık bir patlama yapsın. Hangi partiden olursak olalım, hangi görüşten olursak olalım, ben sizin evladınızım, ben sizin kardeşinizim. Yerel seçimde arkadaşlar, yerel seçimde Ankara'yla uyum içinde olmazsak hiçbir şey alamayız. Arkadaşlar 50 yıldan beri İskenderun, Akçay, bu çocuklar, buralar, bu makus talihi yenemedik. Allah rızası için son bir şansımız var. O da 9 gün sonra. Bu şansı yakalayacak mıyız arkadaşlar?
yapmamız lazım. Yarından itibaren 9 günümüz kalıyor. Büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle artık şu bakus talihi yenelim. Şu kara bulutları dağıtalım. Kardeşinize sahip çıkacak mısınız? Evladınıza sahip çıkacak mısınız?